Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri. Vahlulukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi birkaç gündür 10. sözdeyiz. 10. sözün de 6. suretine kadar geldik. Dün 5. sureti konuşmuştuk. Tek derste bitirebilmiştik elhamdülillah onu. Bazen öyle olmuyor. Bir önceki sureti mesela, 4. sureti yani, 2 derste konuşmuştuk. Bu defa 6. suretten de umutluyum ki bir derste bitirebileceğiz diye umuyorum, diliyorum. Tabii lütfu keremiyle Allah'ın, o inayet ederse. Yine adetimiz olduğu üzere 10. sözün başına dönelim. Yola nereden çıktığımızı hatırlayalım. Çünkü yolumuz yine oraya kavuşacak. Tekrar tekrar söyleyip sizi bıktırıyorum ama önemli bir şey bu. Biz burada ne yapıyoruz? Biz burada kainatı Kur'an penceresinden okumayı öğreniyoruz. İlk yaptığımız bu. Bunun altında daha neler var? Mesela ayetlere bakışımızı zenginleştiriyoruz. O ayetleri kainatla beraber okumak aynı zamanda ayetlere bakışımızda da açılımlara vesile oluyor. Bir zamanlar Nesil Yayınları'nın mescidinde pazar günleri Faris Kaya abi ile İhsan Kasım abinin dersleri olurdu. Orada hep Faris abi şunu tekrarlardı, derdi ki biz şu an Kur'an penceresinden Kitab-ı Kainat'ı okumayı öğreniyoruz. Yani dersimizin amacı bu diye özetlerdi. Belki bir dersin içinde birkaç defa söylerdi bunu. Ama pazarları tekrar ederdi, yani ders sırasında bunun tekrarı olurdu. Biz şu an ne yapıyoruz? Kur'an penceresinden kainat kitabını okumasını öğreniyoruz. Aynısı şu an bizim de yaptığımız biraz bu. Bir ayet-i kerimeyi başta ders alıyoruz. Onunla kainat nasıl okunur? Onu öğreniyoruz. Haşr Risalesi de bize bunu öğretiyor. 6. surete kadar olan yolculuğumuzu da eğer takip ettiyseniz, önceki derslerimizde de bu vardı ama eğer bu yolculuğa Haşr Risalesi ile başladıysanız 6. surete kadar da gördüğünüz bu oldu zaten. Biz Kur'an penceresinden kainat kitabını okumaya çalıştık. Elbette ki bir usulle, ehl-i sünnet vel cemaat usulüyle, usulsüz değil. Bizim mürşidimiz Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bir Şafii Eş'ari alim, ehl-i sünnet vel cemaat omurgasına bağlı bir alim, o sıra Dağın Ahir Zaman Şubesi bir alim, hakikatli bir alim. Elbette onun yaptığı okumalarda ehl-i sünnet vel cemaat usulüne bağlı okumalar arkadaşlar. Ondan bağımsız değil, haşa. Biz hep tekrar ediyoruz. Bu da bizim dersimizin virdi oldu. Biz ehl-i sünnet vel cemaatin ahir zaman şubesiyiz. Nurcular olarak yani. Bu eserleri takip etmemizin, okumamızın amacı da bu. Pekala. Ayetleri hatırlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Her zaman dilimize ilk gelen ayet bu. Çünkü diğer ayetlerin okunmasını sağlayan ayet bu. Diğer ayetlerin yaratılmasını sağlayan ayet de bu. Onlara gözümüzü açan ayet de bu. Ne dedim ben şimdi? 1. Cenab-ı Hak kainatı rahmetiyle yaratmış. Ayetlerin yaratılmasını sağlayan ayet bu. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Dedim ki ayetlere gözümüzün açılmasını sağlayan ayet bu. O ne demek? Cenab-ı Hak bize hidayetini neden gönderiyor? Yine rahmetinden dolayı. Bak, diğer ayetlere gözümüzün açılmasını sağlayan ayet de bu. 3. Diğer ayetlerin anlattığı ayet de bu. Yani biz kainatı niye okuyoruz? Yine son minvalde öğrenmeye çalıştığımız, daha doğrusu bildiğimiz ama böyle iliklerimize kadar geçsin de ondan başka bir şeyin sesi çıkmasın varlığımızda, nefsimizde, vicdanımızda, latifelerimizde. Artık ondan başka bir hakikatin sesi duyulmasın. Vücudumuz semi'na ve atana sırrına tam intisap etsin diye yine o rahmeti öğrenmek üzere biz bu ayetleri okuyoruz.
tam idrak etsek ki bütün latifelerimizde sadece aklı ve kalbi kastetmiyorum. Nefis de dahil olmak üzere bütün latifelerimizle fark etsek ki ya rahmet orada, onun rızasında, onun şeriatında, onun emrine göre hareket etmekte, yasakladıklarından kaçmakta. Bunu tam idrak etsek onun istediği gibi olacağız. İşte bu delillerin bize bildiriliş amacı da bu. Cenab-ı Hakk'ın razılığını kazanmak. O açıdan Bismillahirrahmanirrahim bütün ayetlerin kapısı olan ilk ayet. Bu nedenle bütün ayetlerden önce tekrar edilen bir ayet. Evet. Fenzur ila athari rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'de mevtiha inne zalike le muhyil mevta ve huve ala kulli şeyin kadir. Rum suresinin 50. ayetiydi bu. Ne deniyordu kısa bir mealiyle? Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Bir daha okuyorum. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Yani Cenab-ı Hak baharı haşrin bir delili olarak Kur'an'da bize haber veriyor. Orada sahada her oluşta gördüğümüz yeniden hayata gelmeleri haşirde bunun yapabilirliğine delil olarak gösteriyor. Bir ve arkasını kudretiyle bağlıyor. Yani bunu yapmaya bu kadar türü, bu kadar canlıyı, bu kadar kısa bir sürede tekrar diriltmeye kadir olan Allah, sizin türünüzü de, insanı da tekrar diriltmeye kadirdir. İmkanlıdır bu, imkansız bir durum yoktur diye oradan bir delil çıkartıyor. Bu bir. Bir de ikincisi, şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine denildiğinde şu da hissediliyor. Baharı ne iktiza ediyor? Yani Cenab-ı Hak neden baharı yaratıyor? Gidenleri geri getirmek için. Gidenleri neden geri getiriyor? Onlara tekrar bahşetmek, ikram etmek, ağırlamak, nimetlendirmek, ayetlerini göstermek. Ne diyelim? Esma-ül Hüsna'sıyla, sıfatlarıyla, şunatıyla tekrar onlarda tecelli etmek gibi gibi manalarla bu baharı tekrar yaratıyor. Şimdi baharı gerektiren bu rahmet, Cenab-ı Hakk'ı baharı yaratmaya sevk eden bu kemali, rahmet, yani rahmet kemali, kerem kemali, yüceliği, ihsanı elbette gerektirir ki o baharda tekrar döndürdüklerinden bin kere, yüz bin kere, milyon kere daha sanatlı olan insanı da tekrar diriltsin. Bak, iki yerden ayet etrafını çevirdi haşir hakikatini. Yani avladı resmen haşri. Bir, kudretle, iki rahmetle. Rahmet gerekliliğini açıklıyor haşrin. Kudret olabilirliğini açıklıyor haşrin. Bediüzzaman Hazretleri şimdi bunu bir formül olarak aldı. Oradaki isimleri değiştirerek rahmetin yerine atıyorum ne koydu? Cömertliği koydu. İşte kudretin yerine sehaveti koydu. Hayatı koydu başka bir yerde, başka bir yerde intizamı koydu, başka bir yerde adaleti koydu. Hepsini saymayayım, bu temsiller, suretlerde onları konuştuk zaten. Okuyanlar veya takip edenler derslerimizi bu bahisleri hatırlamışlardır. İleride de bunlar hakikatler olarak tekrar karşımıza gelecek. Ama burada yani asıl formülü kavruyoruz değil mi? Bir gereklilik, bir imkan. İkisi açısından açıklamak lazım haşri. Üstad da iki taraftan çeviriyor ve kainatı bizzat delil olarak ahiret için kullanıyor. Yani bu alemi şehadet ahiretten bağımsız, ona işareti olmayan, onu açıklayamayan, akılla o yolda gidilemeyen İbn-i Sina'nın tabiriyle, biliyorsunuz Bediüzzaman Hazretleri İbn-i Sina'nın bu ifadesini eleştiriyor. Yani İbn-i Sina demiş ki, yani ahirete iman ederiz ama akıl bunda yol bulamaz demiş. Halbuki nasıl bulamaz? Zaten varlık ahireti gösteriyor diye Bediüzzaman Hazretleri bu eserinde izah ediyor. Bir de şu şeyin sözünü vermiştim bundan sonra.
her surete başlamadan evvel ihtarı bir okuyalım diye. Evet, ihtarı okuyalım. Sonra da 6. surete geçip inşallah konuşmaya çalışalım. Cenab-ı Hak yüce manalardan dilimize, kalbimize, aklımıza koysun ki ancak onun koymasıyla bunlar içimizde var oluyor ve biz de dökmeden, saçmadan becerebildiğimizce aktarmaya çalışıyoruz. Öğreten o, öğrettiren o yolunda istihdam etsin. Amin. Haşir bahsi, ihtar. Şu risalelerde teşbih ve temsilleri hikayeler suretinde yazdığımın sebebi, hem teshil hem hakaik-ı İslamiye ne kadar makul, mütenasip, muhkem, mütesanid olduğunu göstermektir. Hikayelerin manaları sonlarındaki hakikatlerdir. Kinayat kabilinden yalnız onlara delalet ederler. Demek hayali hikayeler değil, doğru hakikatlerdir. Bizim okuyacağımız suretlerde ve özellikle şimdi okuyacağımız 6 surette böyle bir hakikat. Pekala. Önce bir baştan sona kadar okuyalım. Hep yaptığımız gibi. Ondan sonra tekrar başa dönüp incelikli okumasını yapmaya çalışalım. 6. suret. İşte gel, bak. Bu muhteşem şimendiferler, tayyareler, teçhizatlar, depolar, sergiler, icraatlar gösteriyorlar ki perde arkasında pek muhteşem bir saltanat vardır. Saltanatı ne gösteriyormuş perde arkasındaki saltanatı? Bir daha okuyorum bu cümleyi çünkü giriş cümlemiz önemli. İşte gel bak, bu muhteşem şimendiferler, tayyareler, teçhizatlar, depolar, sergiler, icraatlar gösteriyorlar ki perde arkasında pek muhteşem bir saltanat vardır, hükmediyor. Bediüzzaman Hazretleri buraya bir haşiye koymuş. Yani yeni tabirle bir dipnot, bir açıklama notu. Demek ki belki bu ilk cümleyi yeterince idrak edemeyiz diye yardımcı olmak istemiş bize. Bu ilk cümleyi nasıl anlamamız lazım, nereden bakmamız lazım? Yine kainat üzerinden, Kur'an üzerinden izahı bu haşiyede var. Haşiyeyi okuyup tekrar cümleye döneceğim şimdi. Haşiye, mesela nasıl şu zamanda manevra meydanında harp usulünde silah al, süngü tak emriyle koca bir ordu baştan başa dikenli bir meşegaha benzediği gibi her bir bayram gününde resmi geçit için formalarınızı takıp nişanlarınızı asınız emrine karşı ordugah seraser, rengarenk, çiçek açmış müzeyyen bir bahçeyi temsil ettiği misillu, öyle de ruh-i zemin meydanında sultan-ı ezeliğinin nihayetsiz enva-ı cunudundan melek ve cin ve ins ve hayvanlar gibi şuursuz nebatat taifesi dahi hıfz-ı hayat cihatında emri künfeyekün ile müdafaa için silahlarınızı ve cihazatınızı takınız emri ilahiyi aldıkları vakit zemin baştan aşağıya bütün ondaki dikenli ağaçlar ve nebatlar süngücüklerini taktıkları zaman aynen süngülerini takmış muhteşem bir ordugaha benziyor. Bak, neyi neye benzetti? Askerler nasıl süngü takar? Yani saldırıya hazır hale gelirler cephe hücumuna. Onun gibi diyor, baharda da Allah emrediyor. Bütün bitkiler böyle dikenlerini, işte zırhları misali kuşanıyorlar diyor. Onlar da diyor hazır hale geliyorlar. Bak, kendi hayatımızdan kainata bakmak, kainattan kendi hayatımıza bakmak. Güzel bir misali var buradan. Hiç böyle düşünmemişizdir mesela. Baharda dikenlerini kuşanan canlıları, işte ağaçları, çalılıkları vesaire, onları bir süvari ordusuna benzetmek hiç aklımıza gelmemiştir.
müdafaa için silahlarınızı ve cihazatını takınız emri ilahiyi aldıkları vakit, zemin baştan aşağıya bütün ondaki dikenli ağaçlar ve nebatlar süngücüklerini taktıkları zaman, aynen süngülerini takmış muhteşem bir ordugaha benziyor. Hem baharın her bir günü, her bir haftası, birer taife-i nebatatın birer bayramı hükmünde olduğu için, her bir taifesi dahi kendi sultanının o taifeye ihsan ettiği güzel hediyeleri teşhir için, ona taktığı murassa nişanları birer resmi geçit tarzında, o sultan-ı ezeliğinin nazar-ı şuhud ve işhadına arz ettiğinden ve öyle bir vaziyet gösterdiğinden, bütün nebatat ve eşçar güya sanat-ı rabbaniye murassaatını ve çiçek ve meyve denilen fıtrat-ı ilahiyenin nişanlarını takınız, çiçekler açınız. Emri Rabbani'yi dinliyorlar ki, ruh-i zemin dahi gayet muhteşem bir bayram gününde, şahane resmi geçitte, sürmeli formaları ve murassa nişanları parlayan bir ordugahı temsil ediyor. İşte şu derece hikmetli ve intizamlı teçhizat ve tezyinat, elbette nihayetsiz bir kadir sultanın, nihayet derecede hakim bir hakimin, nihayet derecede hakim bir hakimin emriyle olduğunu kör olmayanlara gösterir. Burada mesela bir şey var, dikkatinizi çekmiştir. Hakim bir hakimin, hakim yani A'da değil İ'de şapka varsa, hakim İ'yi uzatıyorsak o sonsuz hikmet sahibi. Cenab-ı Hakk'ın yine esmasından sonsuz hikmet sahibi olan Allah demek. Hakimde olursa, şapka A'da olur, İ'de olmazsa, hakim olursa o da hükmeden demek. Ne dedi burada? Nihayet derecede hakim bir hakimin. Hem çok hikmetli yani sonsuz hikmet sahibi, hem de hükmedici, sonsuz kuvvet, boyun eğdiricilik, hüküm koyuculuk sahibi tabiri caizse emriyle olduğunu kör olmayanlara gösterir. Haşiyenin ilk parçasında orduyu andı, onun işte hücuma geçmek üzere kılıçlanmasını, süngülenmesini, hazırlanmasını andı. İkinci kısmında yine orduyu andı ama bu sefer de nasıl diyelim, sultana gösteri yapacaklar, müsamere mi diyelim, resmi geçit, nasıl adı, resmi geçit, içtima. Komutanın şeyin, ya da işte sultanın, padişahın önünden yürüyecekler böyle. Ordu kendi gücünü gösterecek. O zaman da süsleniyor değil mi ordu böyle? En ciks kıyafetleri giyiyor. En böyle azametli duruşunu hazırlıyor. Tören yürüyüşü falan filan. Biliyorsunuz o birliklerin tören yürüyüşü de farklıdır. Komutanın önünden geçerken en büyük komutanın veya işte padişahın yürüyüş değişir mesela. Orada adımlamalar falan değişir. Bizim şeyde o usul öyle gibi. Onlar da diyor sanki öncesinde zırhlanıyorlardı, ikincisinde de diyor sanki diyor sultan onlara emretmiş resmi geçit yapın önümde. Onlar onun için hazırlanmışlar gibi diyor. Bahardaki halet, niye bu ağaçlar bu kadar çiçeklendi, güzellendi, meyvalandı, yeşillendi. İşte canlılar böyle üstlerindeki kürkler falan albenili oldu, çıktılar tekrar piyasaya şen şakrak. Niye böyle oldu? La teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hakk'ın nazarına bir sultan gibi kendilerini gösteriyorlar, resmi geçit yapıyorlar. Öyle bir benzetmeyle yine kendi hayatımızda, kendi tecrübemizle bağlayarak Bediüzzaman Hazretleri o haleti, bahardaki haleti bize anlattı. Bu ikisini niye anlattı? Onu da pek muhteşem bir saltanatın varlığını anlamamız için anlattı. Yani hangi gözle bakarsak şu cümleyi anlarız. Bu muhteşem şimendiferler, tayyareler, teçhizatlar, depolar, sergiler, icraatlar gösteriyorlar ki perde arkasında pek muhteşem bir saltanat vardır, hükmediyor. Nasıl görürüz o saltanatı? İşte varlığa bu gözle bakarsak. Varlıkta olan işlerin beraberliğini, birlikteliğini, uyumunu,
bir yöne işaretlerini, aralarındaki tevafuku görürsek anlarız ki bu bir organizasyon. Varlığı müstakil parçalar olarak değil, bütün bir resim olarak görmeyi başarırsak ama bu bize görünür. Parçalarda bu olursak değil. Biliyorsunuz aslında bunu artık batılı düşünürler, bilim adamları da dillendiriyorlar. Bilim dallarının aşırı parçalanması, özel ihtisas alanlarının içlerinde oluşması ve bunlardaki derinlik elbette insanın sınırlılığıyla ilgili bir şey. Yani insan o alanların her birinde ayrı ayrı uzman olamıyor. Birisinde ikisinden fazla uzman olabiliyor. Eskisi gibi böyle çok başka alanlara birden vukuf sahibi bilim adamı pek kalmadı. Genelde herkes kendi ihtisas alanına konsantre olmuş vaziyette. Çünkü ihtisas alanları çok derinleşmiş durumda şu an. Ama diyor bunun bir yan etkisi var. Mesela Kontiki'de Thor Heyerdahl galiba onun ismi. O mesela bu mevzuyu şey yapıyor, ele alıyor. Başka kitaplarda da görmüştüm. Mesela Fritjof Capra'lık galiba onun kitabında da vardı bu. Birkaç kitapta daha gördüm yani. Diyorlar ki bu durum bizi büyük resmi görmekten alıkoyuyor. Yani bugün batılı bilim adamları diyorlar ki biz o kadar ihtisas alanları çıkardık ki her bir ihtisas alanının sahibi diğerinden habersiz. Mesela biyolog kendi alanı ile ilgili bir şeyin aynı zamanda kimya ile ilgili olduğunu diyor düşünemiyor. Veya tıp üzerinden mesela çok eleştiriyorlar. Adama gidiyorsun başım ağrıyor diyorsun hemen diyor olayı şey olarak düşünüyor kendi alanı ile ilgili. Halbuki diyor ay belki de psikolojik. Yani o bütünlüklü bakış, eski doktorların sahip olduğu genele önce bakıp sonra özelde bunun şeyini çıkarma şeyi kalmadı diyor. Herkes kendi alanındaki sorunlara konsantre. Nöroloğa baş ağrısıyla gidersen başka teşhis koyuyor. İşte atıyorum dahiliyeciye baş ağrısıyla gidersen kendi alanıyla ilgili teşhis koyuyor. Veya başka bir doktora gitsen kendi alanıyla teşhis koyuyor. Ama hangisi isabet ediyor? Bu artık diyor soru işareti bizim için. Çünkü diyor diğer alanlara bakıp ha bu değilmiş şuymuş diyecek şeyleri yok diyor. Hepsi kendi alanına konsantre. Bu geniş bir eleştiri de anasım geldi şimdi şu alanda. Çünkü büyük resmi görmek Cenab-ı Hakk'ın delillerini okumak açısından da kıymetli. Elbette küçük dairede de deliller var. Ama o büyük daireye bakmayıp onlardaki uyumu görmeyip bunun tesadüfü aşan sırlarını derk edemeyince de insan dalalete sapıyor. Çünkü kendi lokal alanında, küçük alanında o gene mümkün değil ama ebilmek daha kolay geliyor ona. Olabilir diyor. Şu olabilir, bu olabilir diyor. Ama büyük resme bakıldığında ya bu nasıl olur dersiniz yani. O yüzden Kur'an'da da Cenab-ı Hak buyuruyor. Onlara manasıyla nakletmeye çalışacağım yani mealiyle, eksik bir mealiyle. Onlara gökleri ve yerleri kim yarattı diye buyursan ister istemez Allah diyecekler. O büyük resme baktığı zaman onu kaldırabilecek bir tesadüf yok zaten. Ama küçük daireye indiğinde elmayı kim verdi? Ağaç verdi. Bak onu gözü kesiyor. Halbuki elma da kainatla alakalı. Neyse o konuya girmeyeyim. Başka derslerde girdim çünkü. 6. sureti aktaramayacağız, konuşamayacağız o zaman. Pekala. Böyle bir saltanat kendisine layık bir raiyet ister. Halbuki görüyorsun, bütün raiyet bu misafirhanede toplanmışlar. Misafirhane ise her gün dolar, boşalır. Hem bütün raiyet manevra için bu meydanı imtihanda bulunuyorlar. Meydan ise her saat tebdil ediliyor. Hem bütün raiyet, padişahın kıymetdar ihsanatının numunelerini ve harika sanatlarının antikalarını sergilerde temaşa etmek için şu teşhirgâhta birkaç dakika durup seyrediyorlar. Meşher ise her dakika tahavül eder. Giden gelmez, gelen gider. İşte bu hal, şu vaziyet kat'i gösteriyor ki şu misafirhane ve şu meydan
ve şu meşherlerin arkasında daimi saraylar, müstemir meskenler, şu numunelerin ve suretlerin halis ve yüksek asıllarıyla dolu bağ ve hazineler vardır. Demek burada çabalamak onlar içindir. Şurada çalıştırır, orada ücret verir. Herkesin istidadına göre orada bir saadeti vardır. Hemen özetlersek 6. surette aklımıza gelen ilk şey şu. Muhteşem bir yöneticilik görüyoruz kainatta. Hükmedicilik görüyoruz kainatta. Boyun eğdiricilik görüyoruz kainatta. Eserlerini görüyoruz yani. Birisi hükmediyor, birisi boyun eğdiriyor, birisi ettiriyor, yaptırıyor, emrediyor, oluyor gibi görüyoruz kainatta. Ve bu çok muhteşem. Yani sonsuz diye ancak bizim bir anlamda tarif edebildiğimiz bir tasarruf. Hiçbir işi karıştırmayan, zorlaştırmayan, görmezden gelinemez hale getirmeyen, bütün detayların aynı anda düşünüldüğü, zamanın bile öncelik sonralığıyla bu bilişe engel olamadığı, sonranın önceden, öncenin sonradan bilindiği, tabiri caizse elbette Cenab-ı Hak zamanın ötesinde. Bunu ben kendi alanımız için söylüyorum. İnsanın idrak ederken olayı okuyuşu anlamında söylüyorum. Cenab-ı Hak yoksa zaman onun mahluku. Cenab-ı Hak zamandan hariçtir. Ezel ve ebed aslında bize bunu anlatır. Zaman ötesidir Cenab-ı Hak. Ama zamanda da tasarrufu her anda vardır. Evet, böyle anlamak lazım. Böyle bir yönetim var, böyle sonsuz, bu kadar sonsuz bir yönetim, bu kadar geçici bir saltanata razı olur mu? Bak, bu kadar sonsuz bir yönetim gücü, yeteneği, kapasitesi, muvaffakiyeti, ne derseniz yani bunları da yine Cenab-ı Hakk'ı tesmiye etmek için değil haşa, bizim idrakimiz için kullanıyorum, kolay anlamamız için. Böyle nihayetsiz kemalde bir hakimiyet. Hiç bu kadarcık bir saltanata razı olur mu? Yani burası, buranın varlığı, dünyanın varlığı, evrenin varlığı. Evet, biz içinde çok kısa ömürlü canlılar olarak bunu çok uzun görüyoruz. Tıpkı kelebeklere göre insanın ömrünün çok uzun olması gibi. Yıldızların ömrünün insana göre çok uzun olması gibi. Bu alemin ömrü bize çok uzun geliyor. Ondaki hüküm de bize çok uzun geliyor. Yani bu kadar bin yıl, milyon yıl, milyar yıl burada hükmetmek epey bir saltanat eder diyoruz. Ama sonsuzun yanında bu ne ki? Cenab-ı Hakk'ın sonsuzluğuyla düşündüğün zaman, zaman dışılığıyla düşündüğün zaman, bu öncelik, sonralık, daha sonralık, en sonralık, bunun hepsi zaten Cenab-ı Hakk'ın katında aynı anda oluyor tabiri caizse. Kün fe küne bağlı. Ol diyor, oluveriyor. Biz o oluverin içindeyiz. O olun içindeki süreci görüyoruz. Yani olun içinde bir parçacık olduğumuz için o ol bize bir zaman olarak görünüyor, mekan olarak görünüyor, süreç olarak görünüyor. Ama Cenab-ı Hakk'ın ilminde bunlar zaten olmuş olacak, hepsi bir, biliniyor, kaderde yazılmış zaten hepsi. Hal böyle olunca bu dünyanın saltanatı Cenab-ı Hakk'ın sonsuzluğu yanında ne ki? Yani öyle bir hakime sen vermişsin bir köy, bir köye 3 günlük padişahlık gibi düşün yani adam. Yani bunu tabi la teşbih ve la temsil, yine öyle kullanalım. Adam, ne diyelim, Kanuni Sultan Süleyman, teklif götürüyorsun Kanuni Sultan Süleyman'a. Diyorsun ki, bak bırak bu Osmanlı padişahlığını, gel bizim orada bir köy var, orayı bir gün idare etmeyi sana vereyim. Şimdi ne kadar mantıksız bir şey olur değil mi? Adam 3 kıtayı yönetiyor. Kendisinden bahsettiği zaman o Fransız hükümdarına yazdığı mektup vardır, meşhurdur. Biliyorsunuz Fransız hükümdarı
Osmanlı'dan yardım istemiş. O zamanlar Almanya'nın kuvvetli zamanları. Orada bir imparatorluk var. Hatta hükümdar da Şarlman mıydı, öyle bir şeydi. Demirbilek Şarlman mıydı? Unuttum gitti, eski zamanlar işte. Tarih derslerini çok not tutamamışım. Baskı uyguluyor Fransa'ya. Yenmiş hatta Fransızları. Fransızlar yardım istiyor. Şeyde mektup yazıyor Kanuni Sultan Süleyman. Ama mektupta öyle bir kendini tanıtıyor ki, ben işte şuranın, şuranın, buranın, buranın, şuranın, buranın hakimi. Yani sayıyor, sayıyor, sayıyor. İşte Bayezid oğlu Selim oğlu Süleyman, yok Fatih Sultan Mehmet oğlu Bayezid oğlu Selim oğlu Süleyman'ım ben diyor falan, böyle tanıtıyor. Şimdi böyle bir padişah 3 kıtayı yönetmiş, 46 yıl yönetmiş. Sen ona diyorsun ki bırak burayı, gel bir gün şurayı yöneteceksin. Olabilir mi yani böyle bir şey? Bu bak insani bir şey ama bir ölçü veriyor bize. Olabilir mi böyle bir şey? Olmaz. Peki Cenab-ı Hak o sonsuz hakimiyeti karşısında, yani Kanuni Sultan Süleyman'ın hakimiyeti ne ki? Zahiri bir sultanlık yani, hiçbir şey. O asıl en küçük zerreden en büyük yıldıza kadar kaçmayan hakimiyetinin sonsuzluğu yanında bu dünyanın ömrü ne ki? Bir gün köy muhtarlığı ya. E peki böyle bir sultanlık istemez mi? Baki bir mülkü olsun da orada sultanlığını devam ettirsin sonsuzca. Tam kendi şanına yaraşır şekilde. İstemez mi? Emretmez mi? Dilemez mi? Elinden geliyor, yapmaz mı? Elbette yapar. İşte genel bakınca bile buradan 6. suret bize ahiretin bir muktazisini şey üzerinden gösterdi. Yönetim gücü üzerinden gösterdi. Bunun ayetle ilgisini düşünürsek neler söyleyebiliriz? İşte ayette ne buyurulmuştu? Bismillahirrahmanirrahim. Fanzur ila athari rahmetillahi keyfe yuhil arda ba'de mevtiha. İnne zalike le muhyil mevta ve hu ala kulli şeyin kadir. Bunun işte meali şeydi. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Rum suresinin 50. ayetiydi bu. Şimdi aynı ayeti bu hakimiyet açısından düşünelim. Şimdi bak Allah'ın hakimiyet eserlerine, yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor? O diriltişte nasıl bir yönetim sergiliyor bu alemde? Bunu yapan elbette bu dünyada yönettiği ölüleri de öylece diriltecektir. Sultanlığını son buldurmayacaktır. O her şeye hakkıyla kadirdir. Gösteriyor zaten kadir olduğunu. Bir günlük kadir değil o. Sonsuzca kadir. O zaman sonsuzda da bu Esma-i Hüsna tecelli edecektir. Onun yönetimi altında mahlukatı yaşayacaktır. İnşallah biz iman ediyoruz buna. Evet, ayette de bağını bir parça kurduktan sonra tekrar dönüp incesini konuşmaya başlayalım arkadaşlar. Tabii ben önce bir ağzımı da açayım hızlı konuşunca. Çok tekliyorum. Evet. 6. suret. İşte gel bak. Bu kısmı artık izah etmiyorum. Diğer 5 surette konuştuk çünkü. Bak, bak, bak. Bu mevzu önemli. Biz bizzat kainata bakmaktan korkmayanlarız. Kainat hakkında tefekkür yapmaktan korkmayanlarız. Alemin şahitliğinden çekinmeyenleriz. Çünkü biliyoruz ki o alemde bizim gibi Allah'ın mahlukudur. Allah'ın varlığında, şeriatında çelişki olmaz. Kainatta geçerli olan kanunlar kevni şeriatıdır. Bizdeki kanunları da kelamdan gelen şeriatıdır. Cenab-ı Hakk'ın iki şeriatıdır bunlar. Bunların arasında çelişki olmaz. Yani bize peygamberler vasıtasıyla kendisinin bir olduğunu söyleyip daha sonra kevni şeriatta ikiliğinin delillerini koymaz Cenab-ı Hak. Bize tuzak kurmaz öyle. Kainat bizden yanadır yani. Gibi gibi alt maddelerini çoğaltabilirsiniz. Kainatın yasaları, kanunları, uygulamaları hep Müslümandan taraftır, şeriattan taraftır.
fıtrattan taraftır. Zaten şöyle bir zaman aynasında seyrettiğiniz zaman da uzun vadede başarılı çıkanın, muvaffak çıkanın ve sonuç alanın şeriattaki emirler olduğunu görürsünüz. Şeriat dışındaki hukuki uygulamaların belki ilk uygulandıkları anlarda böyle kabuğu soyulmuş elma gibi bir hoş koku verdiğini ama bekledikçe aynı kabuğu olmayan elma gibi tefessüh ettiğini ama kabuğu sapasağlam duran elmanın ondan daha uzun ömürlü olarak öyle beklediğini, durduğunu görüyorsunuz yani. İnsanlara böyle bir heyecan geliyor bir şeyi değiştirdikleri zaman. İşte o elmanın kabuğunu soyunca gelen koku gibi bu. İşte şunun cezasını bu yaptık, bunun cezasını şu yaptık, daha iyisini bulduk. Sanki haşa Cenab-ı Hakk'ın şeriatından daha iyisini buldular, daha uygununu buldular. İşte İslam'daki miras hukukunda erkeğe iki kız hissesi vardı. Biz onu, ya öyle adaletsizlik olur mu ya? Biz onu değiştirdik. Herkese aynı hisseyi verdik. Bak bak bak, kabuğunu soydun elmanın hoş bir koku geldi sanki. Ama sen ne yaptın? Uzun vadede kardeşi kardeşe düşman ettin. Yani erkek kardeşle kız kardeş arasındaki hukuku, babayla kızı arasındaki hukuku zedeledin. Bediüzzaman Hazretleri bununla ilgili bahiste izah ediyor. Yani eğer diyor erkeğe iki kız hissesi vardır ayeti olmasa, bu hüküm geçerli olmasa, baba da diyor kızına benim malımın yarısını götürüp başkasına verecek, başkasına götürecek, dağıtacak birisi gözüyle bakar diyor kızına. Erkek kardeş de kız kardeşine diyor, bizim mülkümüzü bölüp başkasına götürecek, ellerin yapacak birisi olarak bakar diyor. Yani erkeğe iki kız hissesi vardır da, gerçi diyor kız kendi payından olur ama onunla mukabil pederinin ve erkek kardeşlerinin şefkatini kazanır diyor. Çünkü onlar onu rakip olarak görmezler artık. Bak, İslam büyük resme bakıyor, bütün resme bakıyor. Sadece bir şeye, bir kalıba, bir resme değil, sosyolojiye, fıtrata, topluma, nasıl diyelim, gelecekte ne olacağına ve onlarla beraber, tabii ki de Cenab-ı Hak işte diyoruz ya, gelişmiş gelecek, iç dış, yani zahir, batın, evvel ahir, hepsi onun kudretinin tasarrufunda. Bir hüküm koyduğu zaman da Cenab-ı Hak şeriatta insanlığın zahiri, batını, evveli, ahiri o hükümde gözetilmiş oluyor. Modern hukukta bu yok ki. Modern hukuk o an toplanıyor 5 kişi, 10 kişi. Tövbe estağfurullah. Modern hukukta toplanıyor 5 kişi, 10 kişi. Bugün bu şartlarda bizim kafamızca, bizim aklımızca, trendlere göre, modaya göre, akımlara göre hangi kararı versek doğru olur? Hangisini versek toplumu böyle biraz şenlendiririz, heyecanlandırırız? O yasayı çıkarıyorlar. Bakıyorsun 5 yıl sonra, ya öyle yaptık ama yanlış oldu, onu bir daha değiştirelim, şöyle yapalım. 5 yıl sonra, ya bunu da yaptık ama değiştirelim, bir de şöyle olsun. Biliyorsunuz bu yasalarla ilgili tartışmalar Avrupa'da olsun, Türkiye'de olsun, bu minval üzere sürüyor yani. Şunu değiştirelim, böyle yapalım, bu suç arttı, onun cezasını şöyle yapalım falan. Hep bir oynaklık, hep bir mücadele zemini. Ama şeriatın tayin ettiği alanda zaten ezelin, ebedin sahibinin koyduğu hukuk olduğu için tereddüt yok yani. Öyle mi emretmiş? O doğrudur. Ben bugün bunu idrak edemiyor muyum? Yarın idrak edeceğim. İdrak etmem de şart değil ama bugün göremiyorsam yarın göreceğim. Ben göremiyorsam ehline sorayım, o bana öğretsin. Evet. İşte gel bak. Bu muhteşem şimendiferler. Şimendifer tren demek. Tayyareler, uçak, teçhizatlar, donanım, depolar, sergiler, icraatlar gösteriyorlar ki perde arkasında pek muhteşem bir saltanat vardır. Yani bu nasıl örneklendirilir? Diyelim bir şehrin, bir metropolün belediyesi çok iyi çalışıyor diyelim. Onu nasıl anlarsınız? Sahadaki muvaffakiyetten. Çöpler çok nizami kaldırılsa, ulaşım, metrosu, metrobüsü, bilmem nesi falan, işte hepsi çok güzel çalışsa, nizami, atıyorum başka vazifeleri varsa o belediyenin, onlar tam takır yerine getirilse, tas tamam yerine getirilse, tam takır pek olmadı belki,
depoların düzgün olsa, sergileri başarılı olsa, icraatları muvaffak olsa, işte bunlar olsa, teçhizatları falan tas tamam, güzel çalışıyor olsa, dersin ki ya bak bu belediye, bu yönetim çok iyi çalışıyor. Pek muhteşem bir saltanat var bu perde arkasında. Bu icraatlar ancak bu şekilde devam eder. Hükmediyor dersin. Bak, bahar hiç sekiyor mu bahar? Bak, bazen oluyor çöpler mesela alınmıyor. İşçiler grev yapmış oluyor veya başka bir arıza. Bakıyorum tenekelerde birikmiş. Ya bak, doğada böyle oluyor mu? İnsanın bozduğu yerler hariç. Normalde Cenab-ı Hak öyle bir düzen koymuş ki tıkır 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 işliyor. Yani şöyle vahşi doğada gezip de dağlarda, şurada burada, kırlarda, yani leş görmek, pislik görmek çok zordur. Genelde insan şahit olmadan onlar yok olmuş olur. Nasıl oluyor bu? Allah yaratmış mesela, işçisini de yaratmış. Pisliği yaratmış, sonra temizleyecek olanı da yaratmış. Leş yaratmışsa leşçi hayvanları da yaratmış. Ta bilmem nereden mesela akbabalar buluyor, geliyor onu yemeye, diklemeye başlıyor. Hatta şöyle bir romanda okumuştum, polisiye romanda. Galiba Almanya'da geçiyordu hikaye. Cesetleri bulmak için de artık akbaba kullanıyormuş polisler. Eğitimli akbabalar var işte, evcilleştirilmiş. Şimdi ormanda birisinin öldüğünü düşünüyorlar mesela. Ormanı bilmem kaç yüz kişiyle bilmem ne kadar zaman araştırsalar yine bulmadıkları oluyor mesela cesedi. Çünkü yani bir yere, kötü bir yere düşmüş, üstüne ot kapatmış. Görmeden gidiyor polisler, cesedin etrafından geçiyorlar mesela. Ceset bulunamıyor. Ama adam geliyor, o romanda öyleydi. İşte çağırıyorlar öyle bir adamı. Adam akbabayı atıyor havaya. Akbaba dönüyor, dönüyor, dönüyor. Cenab-ı Hak'tan şey var onda. Ne derler ona? Bu yön bilme şeyi var ya. Şimdi kelime aklıma gelmedi. O oradan görüyor yani. Nerede? Görüyor veya Allah ilham ediyor. Çiu, akbaba oraya iniyor. Akbabaya şey takmışlar. Verici. Nereye indiğini göstermesi için. Akbabanın indiği yere bakıyor adam, önündeki şeylere. Ha, bu ormanın şurasına indi. Hadi araçlarla oraya gidiyorlar. Bakıyorlar ki cesedin başında akbaba. İşte böyle bir düzen. Aksamadan süre gelen bir dünya düzeni. Güneşin doğuşu, ayın devri, gezegenlerin hareketleri, bunlardan kendi dünyamızdaki hareketlere gelelim. Hepsi tas tamam, tıkır tıkır işliyor. Tam takır yerine tıkır tıkır demem lazımdı. Bak şimdi doğrusu geldi aklıma. Bu muhteşem şimendiferler, tayyareler, teçhizatlar, depolar, sergiler, icraatlar gösteriyorlar ki perde arkasında pek muhteşem bir saltanat vardır, hükmediyor. Dünyadaki düzeni anlayan adam bunu takdir etmeli. Etmiyorsa kendini aptala vuruyor demektir. Bilim adamı da olsa boş yani. Profesör doktor ama bunu söylemiyorsa onun profesör doktorluğu boş arkadaşlar. Adam bir bilim dalında uzman olmuş. Bize sürekli şeyi anlatıyor. Oradaki düzeni anlatıyor, yasayı anlatıyor, kanunu anlatıyor, onu öğretiyor. Ama kainatın sahibi yok diyor. Bu adama aptal diyebilirsiniz. Buna hakkınız var. Çünkü yasa var diyor, yasa koyucu yok diyor. Hüküm var diyor, hükmeden yok diyor. Şimdi böyle bir adamın çıkarımlarının tutarlı olduğunu söyleyebilir misiniz? Elbette değil yani. Ha, kendi alanında yüzeyde bir bilgi sahibi olmuş. Ama sonuçta onun vardığı yer ahmaklık oluyor. Çünkü sahadakini kabul ediyor. Hatta size o anlatıyor. Ama o sahanın verdiği büyük resimde gösterdiği sonuca varmıyor. Biz bu akla artık saygı duymak zorunda değiliz. Çünkü bu aptallığa vardı. Yani yasa var, yasa koyucu yok. Yasayı koyucu yoksa, uygulayıcı yoksa, yasa kendi başına mı adaleti sağlıyor? Şimdi devlet kanun çıkarıyor mesela. İşte hırsızlığın cezası şudur diyor. O kanunu çıkarıyor. Yazdığını o kanun böyle bir canlıya dönüşüp nerede hırsız varsa onu yakalayıp içeri mi atıyor? Hayır. O yasayı bildiriyor hakimlere, devlet organlarına, polislere. Suç işlendiği zaman o yasa uygulanıyor ama uygulayıcılar yine bak var. Polisler, işte
efendime söyleyeyim, devlet parçaları, organları, mahkemeler, hapishaneler vesaire. Onlar uyguluyor. Yasa kendi kendisini uygulamıyor. Dünyada da yasalar var ama kim uyguluyor arkadaş bu yasaları? Kim uyguluyor? Yani bu yasanın arkasında yasa ancak bize işin ilim tarafını anlatıyor. Böyle oluyor. Yani düzenin böyle işlediğini anlatıyor. Peki bu düzeni kudreti nerede? İradesi nerede? İşte kudret, irade işin içine karıştığında yasadaki ilimin de aslında başka bir yerden geldiğini derk edip o işe böyle diyorsunuz. Perde arkasında pek muhteşem bir saltanat vardır, hükmediyor. Böyle bir saltanat kendisine layık bir raiyet ister. Değil mi ama? Muhteşem bir saltanat ona göre raiyeti olsun ister. Bugün mesela niye milli eğitim diye bir şey var? Halkını yetiştirmek istiyor devlet. Çünkü o halkı yetiştirirse işte devletim de yücelecek diyor. Benim yönetimime layık olacaklar diyor. Veya benim yönetimime yardımcı olacaklar diyor. İşime yarayacaklar diyor. Gibi gibi. Yani bak, saltanat karşısındakini de kendisine göre bir şekle kavuşturmak istiyor. Öyle kalsın istemiyor. İngilizler mesela işte Hindistan'ı sömürmüşler. Hindistan artık öyle bir hale gelmiş ki Hintçenin yarısı İngilizce gibi olmuş. Yani iki dil karışmış gibi. Hintliler ne kadar Hintçe konuşuyor, İngilizce konuşuyor bunu böyle anlayamıyorsunuz. Ben izliyorum işte Hint filmlerini falan bazen. Ya yarı İngilizce, yarısı Hintçe, böyle bir değişik bir dil olmuş yani onlarınki. Neden? İngilizlerin kendine göre halk istemesinden. Bunu diğer şeylere de vurabilirsiniz. Mesela Rus sömürgesi altında kalan Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan, buralarda da mesela Rusça artık şey olmuş. Dilin üstüne geçmiş. Türkçenin üstüne geçmiş yani neredeyse. Halk ikisini birden konuşuyormuş gibi olmuş. Neden? Onlar da kendilerine göre raiyet istiyorlar. Yani dönüştürüyorlar raiyeti kendilerine göre. Gibi gibi la teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hakk'ın da saltanatı kendisine layık bir raiyet ister. Biz haşa nasıl dönüşeceğiz? Cenab-ı Hakk'a mı dönüşeceğiz? Haşa, sümme haşa, onu demek istemiyoruz. Ama o bizi devam ettirecek. Çünkü kendisi sonsuz. Kendisi sonsuzsa raiyetini de ona dönüştürecek ki hep mülkünde kalsınlar, hep ittibada kalsınlar, hep ibadet etsinler gibi gibi. Haşiye'ye dönelim şimdi. Evet. Haşiye yine geldi önümüze. Bir daha okuyalım haşiyeyi. Bir ince konuşmaya çalışalım. Haşiye. Mesela nasıl şu zamanda manevra meydanında harp usulünde silah al süngü tak emriyle koca bir ordu baştan başa dikenli bir meşegaha benzediği gibi. Yani bir tatbikat sırasında manevra meydanı dediği o. Silah al süngü tak emri geldi mi herkesin hareketler oluyor değil mi? Silahlı silahsız hareketler vardı mesela, biz de yapmıştık onları askerdeyken. Komutan komut veriyor, bir hareket var onu yapıyorsunuz. Komutan komut veriyor, bir hareket var onu yapıyorsunuz gibi. Her bir bayram gününde resmi geçit için formalarınızı takıp nişanlarınızı asınız emrine karşı. Ordugah seraser, seraser, serbaş demek, seraser baştan başa. Rengarenk çiçek açmış müzeyyen bir bahçeyi temsil ettiği misillu. Bir de mesela şeyi düşünün. 19 Mayıs'ta olur bu daha çok gösterilerini. Orada işte diyor elimize pompon veriyorlar veya bayrak veriyorlar. Biz de yaptık onları. Ortaokul son muydu? Lisede miydi? Yaptık yani. Ortaokul sonunda da yaptık, lisede de yaptık. Giydirmişler renkli kıyafetleri. Ellerimize de vermişler pomponlar veya şeyler. Erkeklere pompon vermiyorlar tabii. Şey veriyorlar, böyle bayrak gibi bir şey. Sarı veya kırmızı bayrak. Beyaz veya kırmızı bayrak. Bir komut geliyor onu kaldırıyorsun, bir komut geliyor bunu kaldırıyorsun. Kıyafetlerin de cix böyle parlıyor. Ne oluyor? Bir şenlik gösteriyorsun izleyenlere. Renkler değişiyor falan filan. İşte onun gibi diyor. Rengarenk çiçek açmış müzeyyen bir bahçeyi temsil ettiği misillu. Öyle de ruh-i zemin meydanında, yani şu dünya meydanında, Sultan-ı Ezeli'nin nihayetsiz enva-ı cunudundan, Sultan-ı Ezeli, yani Rabbimiz, Ezeli Sultan, zaman ötesi Sultan, nihayetsiz enva cunudundan
Yani sonsuz sayıdaki ordu çeşitlerinden. Cunut ordu demek, enva türler demek. Sonsuz envai cunudundan sonsuz sayıda ordusu var onun. Onlardan birkaç tür. Melek, cin ve ins ve hayvanlar gibi. Şuursuz nebatat taifesi dahi hıfz-ı hayat cihadında emri künfeyekün ile müdafaa için silahlarınızı ve cihazatınızı takınız emri ilahiyi aldıkları vakit zemin baştan aşağıya bütün ondaki dikenli ağaçlar ve nebatlar süngücüklerini taktıkları zaman aynen süngüllerini takmış muhteşem bir ordugaha benziyor. Yani biz böyle gösterilerimizde yapıyoruz ya onları, işte askerde, okulda veya başka vesilelerle. Aynen bunun gibi diyor, şuursuz nebatat taifesi dahi. Nebatat ne? Nebatat, nebat, bitmek, yeşermek. Nebatat, bitkiler. Hatta bu margarinlerin arkasında falan filan şey yazar. Ya da çikolata falan filan gibi şeylerin içindekiler bölüne bakın. Nebati yağ yazar. Yani bitkisel yağ. Eski tabirler onların arkasında hala duruyor. Bazıları yenisini de yazmışlar. Bitkisel yağ diye yazıyorlar ama daha öncekilerde şey yazardı. Nebati yağ. Yani bitkisel yağ. Aynı manaya geliyor. Bitkiler taifesi dahi hıfz-ı hayat cihadında, onlar da bir cihat veriyor. Hayatı koruma cihadı. Hıfz-ı hayat. Emri künfeyekün ile ol der olu verir. Cenab-ı Hakk'ın emri bu ayet-i kerimeden bir parça. Künfeyekün ol der olu verir. İle müdafaa için silahlarınızı ve cihazatını takınız emri ilahiyi aldıkları vakit zemin baştan aşağıya bütün ondaki dikenli ağaçlar ve nebatlar süngücüklerini taktıkları zaman aynen süngüllerini takmış muhteşem bir ordugaha benziyor. Aynen de öyle. Hem baharın her bir günü, her bir haftası birer taife-i nebatatın birer bayramı hükmünde olduğu için her bir taifesi dahi kendi sultanının o taifeye ihsan ettiği güzel hediyeleri teşhir için ona taktığı murassa nişanları birer resmi geçit tarzında o sultan-ı ezeliğinin nazarı şuhut ve işhadına arz ettiğinden ve öyle bir vaziyet gösterdiğinden bütün nebatat ve eşcar güya sanat-ı rabbaniye murassaatını ve çiçek ve meyve denilen fıtrat-ı ilahiyenin nişanlarını takınız, çiçek açınız emr-i rabbaniyi dinliyorlar ki ruh-i zemin dahi gayet muhteşem bir bayram gününde şahane resmi geçitte sürmeli formaları ve murassa nişanları parlayan bir ordugahı temsil ediyor. Bizim apartmanın bahçesinde iki tane ağaç var. Biri kiraz, biri incir. Bak, kiraz açtı çiçekleri, solmaya durdu. Şimdi meyveye durdu, yani çiçekler gitti. Şimdi meyveye durdu. O yani o beyazlığı gördük. Bir hafta falan gördük yani o güzel bembeyaz kar gibi açmış çiçeklerini gördük. Bak onun zamanı geçti. O meyveye duruyor, artık kırmızılaşacak, bir daha bir renk açacak. Yan taraftaki de incir şimdi şey yapmaya başladı faaliyeti. Ondan sonra o başlıyor mesela. Biz önce onu topluyoruz camdan böyle. Böyle bir şeyimiz var, uzun sopanın ucuna bir şey yapmışız, eklenti. Onunla o meyveleri almaya çalışıyoruz. O ağaç bayağı yüksek yani. Biz dördüncü kattayız, oraya kadar çıkıyor. Bak onu alıyoruz, onun zamanı geçiyor. Ondan sonra incir başlıyor. Bu bizim şeyimiz gibi değil mi? Şimdi hatırlayalım 19 Mayıs'ı falan, işte o askeri şeyini. Kırmızı bayrağı kaldırıyoruz, indir. Beyaz bayrağı kaldır, indir. İkisini birden kaldır, indir falan var ya bizim yaptığımız. Bak, kiraz bayrağını kaldırdı, indirdi. Beyazını kaldırdı, şimdi kırmızıyı kaldırıyor. Pardon, önce yeşilini kaldırdı ama önce yapraklar açtı. Şimdi kiraz ağacı önce yeşil bayrağını kaldırdı, indirdi. Beyaz bayrağını kaldırdı, indirdi. Şimdi kırmızı bayrağını kaldırıyor. O kirazlar olmaya başladı. Onu da indirecek. Onun zamanı geçecek. Yeşili kalacak. Ondan sonra incir başlıyor kendi bayraklarını kaldırmaya. Üstad da ona benzetiyor. Yani bak. Hem baharın her bir günü, her bir haftası birer taife-i nebatatın, birer bitki taifesinin bayramı hükmünde olduğu için
Her bir günü, her bir haftası. Onların kendi şeyleri var diyor. Bayramları, dönemleri var. Her bir taifesi dahi kendi sultanının o taifeye ihsan ettiği güzel hediyeleri teşhir için, göstermek için, sultanımız bize bunları hediye etti diye ifade etmek için ona taktığı murassa nişanları, murassa işte taşla yapılan süsleme. Yani bir şeyin üzerine taş kakmak, mücevher takmak ona murassa deniyormuş süslemede. Murassa nişanlar, bak Cenab-ı Hak meyve taktı, yaprak taktı, çiçek taktı. O ağaç öyle duruyordu kışın, hiçbir şey yoktu. Ama bahar geldi, o dallara neler takıldı. Murassa nişanları birer resmi geçit tarzında. O sultan-ı ezeliğinin nazar-ı şuhud ve işhadına arz ettiğinden, yani nasıl ki bir taife, ordunun üyeleri veya şeyleri, gösteri yapanlar önlerindeki padişaha gösteriyorlar. Sultanımız sen bize bunları hediye ettin, biz sana gösteriyoruz. Bak bize taktığın nişanlar bunlar. Biz senin ordununuz, biz senin tebaanız, biz senin ne diyelim nimet verdiklerinizsiz diyoruz. Onlar da mesela öyle yapıyorlarmış. Bütün nebatat ve eşcar, güya bitkiler ve ağaçlar. Eşcar da ağaç demek. Şecere derler mesela, soy kütüğü. Aslında şecere ağaç demektir. O da soy ağacı manasında kullanılır. Güya sanat-ı Rabbaniye murassaatını, sanatlarını ve çiçek meyve denilen fıtrat-ı ilahiyenin nişanlarını takınız, çiçekler açınız, emri Rabbani'yi dinliyorlar ki ruh-i zemin dahi gayet muhteşem bir bayram gününde şahane resmi geçitte sürmeli formaları ve murassa nişanları parlayan bir ordugahı temsil ediyor. Ya böyle bir düşünelim ya, bu bahar mevsimini ve yazı da mesela dahil edelim. Hatta kışın da açanlar var. Kışın da kendine göre çiçeği meyvesi var. Kardelenler var mesela, karı yarıp çıkanlar. Bunları düşünelim. Ya her dönemde böyle sanki bir resmi geçit oluyor diyor Cenab-ı Hak. Öyle bir resmi geçit emretmiş varlığa. Hepsinin zamanları var. O zamanlarda o vazife için geliyorlar. Adeta sultanın önünden geçen ordu gibi böyle tören alanında. Farklı farklı denizciler geçiyor beyazla. Karacılar geçiyor, onların rengi başka, işte haki renk. Veya işte havacılar geçiyor, onlar mavi. Haki miydi? Doğru, şeyler hakidir herhalde. Yanlış söylemedim. Yani her bir ordunun farklı bir rengi var. Polislerin farklı rengi var. İşte sivil savunmanın farklı rengi var. Arama kurtarmanın farklı rengi var. Onlara göre kostüm, itfaiyenin farklı rengi var. Nasıl onlar böyle bir gösteri meydanında geçiyorlar böyle. Onun gibi de diyor baharda canlılar dönem dönem farklı çiçekler, farklı meyveler, farklı yapraklar açarak bir resmi geçit yapıyorlar. Onun sultanlığını buradan düşünün diyor, bu haşiye bize o yüzden verildi. İşte şu derece hikmetli ve intizamlı teçhizat ve tezinat, yani teçhizat donanım, süsleme, tezinat süsleme, teçhizat donanma. Elbette nihayetsiz bir sultanın, nihayet derecede hakim bir hakimin emriyle olduğunu kör olmayanlara gösterir. Kör olmayanlara gösterir. Körlükle bakmayanlara gösterir. Görmemek kastıyla bakmayanlara gösterir. Evet arkadaşlar, sahayı görüp Allah'ı görmeyen marifetullah'ın körüdür. Cenab-ı Hak ahirette onları kör haşredeceğini buyuruyor Kur'an'da mesela. Orada o müşrikler, o kafirler diyecekleri, yani Kur'an anlatıyor bunu. Ya Rabbi biz dünyada görüyorduk, sen bizi niye ahirette böyle kör haşrettin? Ama siz de dünyada o ayetleri görmediniz. Ayetleri ayet olarak görmediniz. Gördünüz de iki boyutlu gördünüz. Menfaatinizi gördünüz. Sebepleri gördünüz. Asıl oradan çıkarılması gereken sonucu, amacı, dersi almadınız. O yüzden de Cenab-ı Hak haşirde ceza olarak onları kör haşredecek. Bu Kur'an'da buyrulan bir şey yani. Ayet-i kerimelerin manasında olan bir şey. Haber veriliyor orada. Cenab-ı Hak onlardan olmaktan bizi korusun. Ayetlerinin renklerini, seslerini, belirtilerini, işaretlerini,
derunlarını tefekkür ederek okumayı nasip eylesin. Şüphesiz bu okuyuşlar, açılmalar, ders almalar hepsi onun hidayeti, lütfu, keremi. Bunlara o eriştirirse biz erişiyoruz. Bizden haddimiz bilmek, ondan lütuf. Sultana sultanlık, köylüye köylülük yaraşır. Biz köylülüğümüzü kabul edersek o sultan zaten bahşediyor. Dilenciye dilencilik yakışır yani. Yeter ki biz elimizi onun katına, rahmetine, keremine açmaktan geri durmayalım. Vaktimiz doldu maalesef. Yani bir saate yaklaştık, hatta bir saat oldu galiba. O yüzden daha devam etmeyelim. Geri kalanını 6. suretin bir dahaki derse bırakalım. İlk paragrafı tam konuşmuş olduk. Ondan sonrasını ince konuşmuş olacağız. Bir dahaki derste Cenab-ı Hak ömür verirse, lütfu keremiyle yine bizi burada beraberce toplanmayı nasip ederse. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.